Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından 300 kişilik uzman ekiple yapılan kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66.172 bin bina, 166.375 bin bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz ifadelerine yer verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinde bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizilen bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi. Depremin hemen ardından Düzceli Afetse'de vatandaşlarımızın yanında olduk 23 Kasım 2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde 166.375 bağımsız bölüm içeren 66.172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir. Açıklamada bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve bir adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 adet kamu binasının 5'inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi açıklamada afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi.